Hakk'a sonsuz hamdler olsun ki böyle bir hizmette bizleri istihdam etti. Gelirken ben buraya biraz önce yukarıda da arkadaşlara söyledim. Konvoylar sıraya girmiş. Bir dahaki hafta kardeşimizin de düğünü var inşallah. Böyle güzel düğün adına bir hareketlilik var. Şöyle biraz bakarak geldim de tabii insanların iç dünyalarını bilmemiz mümkün değil. Allah'tan başka hiç kimse onu bilmez. Duygulara hükümran olan sadece alemul gayb ve şehade olan Rabbul Alemin olan Allah'ımızdır. Ama sanki böyle sokakta gezen insanların büyük bir kısmı, stadyumları doldurup işte futbol seyreden insanların büyük bir kısmı, ticaretin, o hayatın meşgalesinin, teşgalesinin içerisinde olan insanların büyük bir kısmı hep dünyevi dertlerle meşguller gibi. Kimsenin hakkına da girmek istemiyorum ama umum manzara böyle. Siz de sokağın dilini bilen insanlarsınız. Ne güzel bir şey ki Allah'ın dinini bir insan kendine dert edinebilse. Ne güzel bir şey ki Allah'ın dini için akşam yastığa başınızı koyduğunuz zaman uykunuzu kaçıran bir şeyler olabilse. Ne güzel bir şey ki herkes yorganı başına geçirip horul horul yatarken siz bu din için, bu ümmet için, uğraştığınız bir kardeşiniz için, bir akrabanız için, bir yakınınız için, bir komşunuz için, bir talebeniz için neyse artık bir şekilde Allah'la o manada konuşabilmek, onu arz etmek, ona ait bir şeyleri söylemek. Emin olun bir kula Cenab-ı Hakk'ın vereceği en büyük nimet budur. Bundan daha büyük bir nimet yok. Elhamdülillah ki siz bu nimete muhatap olan insanlarsınız. Başka dertlerimiz de olabilirdi. Şu saatlerde başka sevdaların peşinde de olabilirdik. Ama hamdolsun buralardasınız. Yaklaşık 200 tane insanın içerisinden kardeşlerimiz yoğun bir çaba ile sizleri seçtiler. Seven de, sevdiren de, sevilen de odur. Elvedud olan bir Allah'a iman etmişiz. Hem seven, hem sevilen, hem de sevdirendir. Demek ki bizim kalplerimizi birbirine telif etmiş. Bizi birbirimize sevdirmiş. Bizi birbirimize kardeş kılmış. Bizi birbirimize yakın kılmış. Şimdi de demiş ki, hadi bakalım meydan sizin, şimdi de bu din için hizmet adına seferber olun deyip bu noktaya getirmiş. Allah şu andan itibaren inşallah son nefesimize kadar kendi dinine hizmet noktasında bizleri daim eylesin. Amellerimize ihlas versin. Kendinden başka hiçbir şeyi bizlere gaye olarak, amaç olarak edindirmesin. Aramızdaki kardeşliği, muhabbeti daha da ziyadeleştirsin, daha da kavileştirsin inşallah. El ele verip beraberce cennete yürümeyi nasip eylesin. Şu manzarayı aklınızda tutun, cennette görüşeceğiz inşallah. Cennette de diyeceğiz ki bakın o gün burada, bunu ben demiyorum, Kur'an Vakıa suresinde anlatıyor. Koltuklarına şöyle yaslanacaklar. Dünyada yaptıklarını konuşacaklar. Ben diyeceğim ki Ahmet abi hatırlıyor musun? Hani o günlerde şöyle yapmıştık. Hakan abi hatırlıyor musun? Şöyle yapmıştık. Muhammed kardeşim hatırlıyor musun? Böyle sizlere anlatacağım. Siz de bana anlatacaksınız inşallah. Ve beraberce orada inşallah yollarına revan olduğumuz, ayak izlerini takip etmeye çalıştığımız ashab-ı kiram efendilerimizin yanında, refakatinde, rehberliğinde inşallah konuşacağız. Rabbim bundan geri koymasın bizi ve her daim bu manada azmimizi, gayretimizi, çabamızı inşallah daha da ziyadeleştirsin. Tabii böyle hayırlı bir yolun, böyle güzel bir yolun şerleri de çok olur. Şeytan adamla şer yolunda uğraşmaz. O zaten onun adamıdır. Ama bir insan Allah'ın adamı olmaya başladığı zaman şeytan bundan çok gücenir. Bu manada seferber olur ve adamın ayağını kaydırma adına
gayretini o zaman da yoğunlaştırır. O halde biz her zaman doğru yolda olduğumuzun nimetine şükredeceğiz ama doğru yolda doğru yürüme adına da gayretimizi azami derecede arttıracağız ve bu konuda teyakkuz halinde olacağız. Yarın öbür gün şimdiye kadar gelip gidiyordunuz buradaki derslere, gelip giden arkadaşlar içerisinde hizmetin bir ucundan tutanlar vardı, gayretleri olan vardı. Ben bütün kardeşlerime gönülden dua ediyorum, Allah razı olsun diyorum, Rabbim kabul etsin diyorum demeye de devam edeceğim. Ama göreceksiniz, hizmetin bir ucundan tutmaya başladığınız zaman duygular biraz karışacak. İster istemez şeytan parmağını o işin içerisine sokacak. Biz ne kadar bundan kendimizi beri tutmaya çalışsak da bu iş böyledir ve bu işin tabiatı budur. Bu andan itibaren şeytan bizimle daha fazla uğraşacak. Bazen komisyondaki kardeşlerimizin bir lafını birine biraz ağır getirecek. Normal zamanlarda birbirleriyle konuşurken o sözlerin daha fazlası birbirlerine söylenirken hiç umursanmazken o anda bir toplantı anında söylenen bir söz birine biraz daha ağır gelecek. Bazen ortaya söylenmiş bir söz sanki şahıs hedef alınmış gibi şeytan tarafından gösterilecek. Dün biz birbirimizi çok seviyorduk. İki toplantıdan sonra birbirimize yan bakmaya başladık. Bakan biz değiliz aslında. O işi bize yaptıran şeytan. Çünkü onun işi bu. Hak adına, hakikat adına bir şeyler yapılıyorsa onun da görevi orayı karıştırmak, oraya fitne koymak, oraya sıkıntı sokmak, orayı bir şekilde kendi istediği şekle çevirebilmek. O halde biz ne yapacağız? Böyle bir hal olacağını hiçbir zaman unutmadan hak yolun, hak adına çıkılan yolculuğun çok fazla sıkıntısı olacağını unutmayacağız. Allah'a giden yol dikenlerle doludur. Bunu hiçbir zaman unutmayacağız. Cennet yolu zor bir yoldur çünkü menzil güzeldir. Cehennem yolu ise kolay bir yoldur çünkü menzil kötüdür. Dolayısıyla alınacak karşılık nispetinde de ödenecek bedel ona göre olmalıdır. Hal böyle olunca bunu bir kere kafamıza iyice yerleştirelim. Bir yola çıktık. Bu yol güzel bir yol değil. Bu yol sıkıntılı bir yol, bedel ödenmesi gereken bir yol, dikenli bir yol, ayağın kayma ihtimali olan bir yoldur. Sizi korkutmak için söylemem ama siz de biliyorsunuz zaten, bildiklerinizi size tekrar ediyorum. Allah'a giden yolda nice adamlar cehenneme doğru yürümüşlerdir. Bu hiçbir zaman bir insanın ben artık o yoldayım, dolayısıyla bu işten sonrası yok gibi bir algıya, bir yanılgıya bizi kavuşturmamalıdır. Bu çok sıkıntılıdır. Onun için teyakkuz halinde olmak hepimizin boynunun borcu olmalıdır. O halde biz ne yapacağız? Bir kere böyle bir nimete Allah bizi muhatap kıldığı için şükredeceğiz. O nimetin şükrünü eda etme adına da gayret içerisinde olacağız. Zaten ben söyleyeceklerimi söylüyorum, söylemeye çalışıyorum en azından cumartesi derslerinde ama özel olarak size ben 10 tane cümle emanet edeceğim. Yol ahlakına dair, yolculuk ahlakına dair, yolcu ahlakına dair. Beraberce bir yola çıktık mı? Çıktık. Şimdi biz inşallah bu yolda yolcuyuz. Yürüyeceğimiz bir yol var. O yoldan başlayıp bir noktadan bir noktaya kadar işi götürebileceğimiz de bir yolculuğumuz var. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz dedi ki her hak sahibine hakkını verin. Bunu demekle aslında bize bir şey söylemiş oldu. Her yerde bir hukuk var aslında. Zaten biz Müslümanlar hukuklu insanlarız. Hukuka inanırız. Hukuka güveniriz ve hukuklu yaşarız. Hal böyle olunca da ne yaparsak yapalım burada haklarımızı ve sorumluluklarımızı en güzel bir şekilde tespit ederek yürümeye çalışırız. Bir yola çıkmışsak eğer bu yolunda bir ahlakı var, bir kuralı var, ilkeleri var. Bunları bilerek, bunlara inanarak,
bunların gereklerini yerine getirerek bu yolda yürüme adına gayret içerisinde oluruz. O halde biz böyle bir yolculuğumuzu devam ettirirken nelere uymak durumundayız, neleri gündemimizde tutmak durumundayız, neleri ara ara muhasebesini yaparak hatırlamak durumundayız. 10 tane temel şeyi size emanet ediyorum, gerisini de size bırakıyorum. 1. Derslerde, sohbetlerde, meclislerde söylenen her hayırlı sözü, sorumluluğu kendi üzerine almalı ve gereğini yerine getirmelisin. Birinci madde bu. Derslerde, sohbetlerde, meclislerde söylenen her hayırlı sözü, sorumluluğu kendi üzerine almalı ve gereğini yerine getirmelisin. Bunu dün de söyledim. İlim amel noktasındaki bağı söyledim. Sorumluluk adına bu manada kuşanmamız gereken temel şeyin ne olduğunu söyledim. Ama burada özel olarak size bir şey söylüyorum. Şimdi beni cumartesi günü dinleyen 500 tane insan burada ya da beni işte internetten, televizyondan, şurada burada dinleyen insanlar, benim onlarla bir işim yok. Alırlar, götürürler, yaparlar, yapmazlar. Ama benim sizinle işim var. Neden? Yol arkadaşıyız. Yol arkadaşıysak eğer, isterim ki benim söylediğim bu sözlere en başta ben uyayım, sonra da siz uyun. En başta ben uyursam, sonra da siz uyursanız biz kime derdimizi anlatabiliriz? Kime bu manada bir şey söyleyebiliriz? Kimden bir şey isteyebiliriz? Ama ben yol arkadaşlığı noktasında sizlerle böyle bir hukuk oluşturmuşsam bunu bekleme hakkım var benim. Çünkü ancak söylenen sözler, evet ben bunun muhatabıyım ve ben bu manada bir şeyler yapmalıyım, sorumluluğunu taşıyan, bunun gereğini yerine getiren insanlarla ortaya bir şeyler çıkabilecek. Tebliğ noktasında bizim bir sıkıntımız yok. Herkesin dilinde tebliğ var. O kolay. Bir bakıyorsun bir şey, bir insan bir yanlış yaptığı zaman uyaranlar çok oluyor. Ama temsil noktasında hepimizde zafiyet var. Dini temsil adına zafiyetler yaşadığımız için bugün bu kadar çok konuşmamıza rağmen temsil edemediğimizden dolayı etki alanımız, insanlara mesajı ulaştırma noktasındaki göreceğimiz karşılık noktasında sıkıntılar yaşıyoruz. Dolayısıyla burada bir şey söylenmişse, bir şey yapılmışsa, hele bizim ilham kaynaklarımız sahabe ise, ben isterim ki bütün arkadaşlarım birbirine bakmadan ortaya bir iş mi söylendi, 5-10 tane el bir anda havaya kalkmalı ve bu ellerin içerisinden bir el seçilmeli. Ne de olsa işte birileri kaldırır, ne de olsa birileri yapar gibi bir beklentiye girilirse, burada bir şey söylendi, muhatap yok. Ben direkt Osman'a söylemedim, direkt söylemedim Murat abiye, ama aslında onlara söylüyorum. Onlara söylememe rağmen onlar halen sağlarına sollarına bakıyorlarsa, üzerlerine almıyorlarsa orada bir problemimiz var. Çünkü her söz direkt muhataba söylenmez. Zordur bu. İşin başında olan insan için daha da zordur. Ama bir söz söyleniyor orada. O sözü orada üzerine alacak adam kendisinin o olduğunu bilmeli. Bakın size bir somut örnek vereyim daha iyi anlayın. Medine'ye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ilk hicret ettiği zaman Medine'nin içme sularının geldiği ana kaynaklardan bir tanesiydi Rume kuyusu. Rume kuyusunu kim satın alacak dedi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. O sözün muhatabı belli. O gün o parayı verecek tek insan Hazreti Osman'dır. Çağırsa Efendimiz Hazreti Osman'ı hiç insanlara söylemeden, Osman dese senin paran var biliyorum, git o kuyu al gel dese Osman yapacak. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir şey söylüyor orada bize. Cennet karşılığında kim satın alacak diyor. El havada, elin sahibi de Hazreti Osman. Peki Efendimiz Osman git al dese farklı bir şey mi olacak? Yoksa o anda onu söylediği zaman eli kaldıran Hazreti Osman olunca mı farklı bir şey olacak? Bakın arkadaşlar, eğer Efendimiz Hazreti Osman'ı çağırsa ve Rume kuyusunu al dese, o da alsa,
cennetteki karşılığı 100 ise, cennet karşılığında Rume kuyusunu kim alacak dediği anda Hazreti Osman'ın kendinden elini kaldırması 1000'dir. İnanın böyledir. Onun için burada böyle bir sorumluluğumuzun olduğunu hiçbir zaman unutmamalıyız. Bu din Allah'ın dini mi? Evet, bu din Allah'ın dini. Bu vakıf Allah için mi? Evet. Bu vakıf Muhammed Emin Yıldırım'ın, şunun bunun, babasının mülkü değil, babasının tapulu malı da değil. Bugün biz varız, yarın yokuz. İnşallah yarın bizden daha iyi biri olur. Ben sizin aranızda olurum. O burada konuşur. Ve bu konuda da biz hepimiz bu manada da birbirimize iyiliği emredip kötülükten nehyetme noktasında sorumluluğumuzu yerine getireceğiz. Ve yapılan hiçbir iş bir şahıs için değildir. Eğer bir şahıs içinse, bir kurum içinse işi baştan kaybettik biz. Allah içinse eğer, hel min mezit diyorduk ya, daha ötesi, daha ötesi, daha ötesi noktasında sorumluluğumuz olması gerekir. Aynı pota içinde hizmet eden kardeşlerinin hata, eksik ve kusurlarını telafi etmeli, üstünü örtmeli, iyileştirmeye çalışmalı, asla reklam yapmamalısın. Bir daha söylüyorum. Aynı pota içinde hizmet eden kardeşlerinin hata, eksik ve kusurlarını telafi etmeli, üstünü örtmeli, iyileştirmeye çalışmalı, asla reklam yapmamalısın. İnsanız, hata edebiliriz. Mesele aslında ihanet etmemek. Ama insan ihanet de edebilir. İhanet de etmiştir biliyorsunuz Asr-ı Saadet'teki bazı isimler. Bilinçli ya da bilinçsiz. Ne olursa olsun burada asıl olan şey kardeşlerimizin o kusurunu, o eksiğini, o noksanını telafi yolunda bizim adım atmamızdır. Bir kardeşimiz bir hata yaptı. Hata yaptı diye bir tekmede biz mi vuracağız? Eğer böyle yapacaksak bizim oturup bir daha bu dini öğrenmemiz lazım. Kusurlarımız olur çoktur da. Ama mesele o kusurlarımızın giderilmesi adına sıkıntıyı gidermek. Mesela somut birkaç tane örnek vereyim. 10 kişilik bir komisyon, 5 tanesi çok çalışkan, 5 tanesi de biraz geride. Aksatıyor toplantıları. Gelip gitme noktasında problemleri var. Hemen ikinci toplantıda o insana yüzüne vurarak bir şeyler yapmamalı. Bir sormalı, nedir acaba sıkıntı? Acaba işinden dolayı mı bir problemi var? Acaba evinde özel bir sorunu mu var? Acaba geçim noktasında bir problem mi yaşıyor? Kardeşiz, birbirimize el uzatmak durumundayız. Nedir acaba? Yoksa ihmalkarlık mı? Yoksa bizim bilmediğimiz başka bir sorunu mu var? Aslında bu komisyonların bir manada bize böyle bir katkısı da olacak. Birbirimizi tanıyacağız dertlerimizle, sıkıntılarımızla, sorunlarımızla, birbirimize el uzatma noktasında sorumluluklarımızla daha da üst tarafa götüreceğiz bu hizmeti. Bu manada bir sıkıntı varsa, bir problem varsa, siz gördünüz mesela bir kardeşimizin bir kusuru var. Hele birkaç gün ona bir dua et. Allah'ım onu ıslah eyle, Allah'ım şu hastalığından onu kurtar diye bir dua et. Ondan sonra sen umumun nazarında değil, sen o işin farkındasın ya, bir ona git, bir ziyaret et, bir halini sor, bir ahvalini sor. Giderme adına bir şeyler yap ama asla bu işi reklam yapma. Çünkü Müslüman sır saklayan bir insandır. Müslüman her duyduğunu konuşmaz. İnandığımız, iman ettiğimiz peygamberimiz kişiye günah olarak duyduğunu söylemesi yeter diyor. Eğer böyleyse biz konuşmak gibi bir durumla kendimizi asla sorumlu tutmayacağız. Her duyduğumuzu reklam etme, her duyduğumuzu söyleme, her duyduğumuzu insanlara yansıtma gibi bir çaba içerisine girmeyeceğiz. Bu yolun ve yolculuğun ahlakı adına ikinci temel ilkemiz olmalı. Üçüncüsü, hizmetimizin ve kardeşlerimizin gıybet ve dedikodusunu yapmamalı, bunu yapanlara fırsat vermemeli, buna ne malzeme ne de zemin olmamalısın.
hizmetimizin ve kardeşlerimizin, Allah razı olsun, teşekkür ederim, gıybet ve dedikodusunu yapmamalı, bunu yapanlara fırsat vermemeli, buna ne malzeme ne zemin olmamalısın. Belki gıybet yapmayabiliriz. Bu bir yere kadar insan kendisine hakim olabilecek bir şeydir. Ama şu çok zordur, biliyor musunuz? Bir meclise oturdunuz, başladılar. İşte dediler ki ya İsmail şöyle. Sen İsmail şöyle dediği anda şöyle bir heyecana kapılıp. Hele hele anlat, biraz daha anlat. Bunu dille söylemene gerek yok. Sen buna hazır bir hale geliyorsan eğer, arkadaş sende bir sıkıntı var. Çünkü gıybet etmek kadar gıybeti dinlemek de bir cürümdür. Gıybet etmek kadar gıybete muhatap olmak da bir cürümdür. Bir adam eğer gelip sizin yanınızda bir kardeşinizi çekiştirebilecek kadar kendinde cesaret buluyorsa, sen kendini sorgula. Bu adam niye benim yanımda bunu anlatıyor? Bunu bir sor kendine. Demek ki sen bir malzeme vermişsin ona. Sen o malzemeyi vermeseydin eğer, o onu yapamazdı. Şimdi şeytan, dedim ya işin başında, bunu yaptıracak bize. Başlayacak işte, onun bir kusuru, onun bir ayıbı, onun bir yanlışı, onun bir eksiği, onun bir noksanı, onun bir fazlalığı. Bir adım önde biraz cevval o arkadaşınız, onun cevval olmasını haset noktasında size farklı bir ambalajda sunarak, onun çok yolu var. Bu yollardan birini yaparak sizi gıybet bataklığına çekecek. Eğer siz bu manada kendinizi korursanız ve arkadaşlarınıza da bu manada bir ahlak oluşturursanız, ne yapma ne de yapılanı dinleme noktasında bir ahlaki anlamda haslet ortaya koyarsanız, Allah'ın izniyle kazancımız o kadar fazladır ki onu ben bile size şimdi tasvir etmem mümkün değil. Dolayısıyla bir hizmeti içten yiyip bitiren şey gıybettir. Bir toplumu da yiyip bitiren şey gıybettir. Ve biz Müslümanlar olarak bu manada çok hassas olmalı, neyse gereği onu yerine getirmeliyiz. Dördüncüsü, hizmet içerisinde ne de olsa bu işi birileri yapıyor diye sadece seyirci olmamalı. Sırtlarında dağ gibi yük taşıyan kardeşlerinden biraz olsun yük almaya çalışmalısın. Hizmet içerisinde ne de olsa bu işi birileri yapıyor diye sadece seyirci olmamalı. Sırtlarında dağ gibi yük taşıyan kardeşlerinden biraz olsun yük almaya çalışmalısın. Ortada bir yük var, bir ton. Bir tonu 3 adamın taşımasıyla bir tonu 10 adamın taşıması bir mi? Değil. Ama sen şunu deme. Ya ne de olsa taşınıyor. Ben ne yapayım ki? Ben gitsem olmaz. Taşınsın. Ben sadece bakayım. Bunu söylersen eğer, o zaman sen ne yol ahlakını, ne yolculuk ahlakını, ne de yolcu ahlakını anlamamışsın. Arkadaş, bir yerde hayırlı bir şey var mı? Kurcala ya, kurcala. Sen de gir oraya, kurcala. Bana bir şey var mı diye ara ara git gel. Bir şey söyleme de bile. Mesela bir iş mi yapılacak? Gel sen de bulun. O anda o işin bir ucundan tut. Şimdi biz mesela bir gençlik komisyonu, bir halkla ilişkiler, bir eğitim komisyonu, bir şu komisyonu, bir bu komisyonu oluşturduk. Şunu mu diyeceğiz mesela? Bizim işimiz belli kardeşim. Biz onu yaparız, diğerleriyle işimiz yok. Böyle bir şey yok. Burada bir görev dağılımı var. Ama bir şey oldu. Mesela bir akşam bir ihtiyaç oldu. Anında ben orada bitmeliyim. Anında orada bana düşen ne varsa onu yerine getirmeliyim. Yolun ahlakı, yolcunun ahlakı bize bunu gerektirir. Bazen bazı kardeşlerimiz nerede ne yapacaklarını bilmezler. Bu mümkündür. Çünkü bir yapıda için içerisine girmeyene kadar nerede ne ihtiyaç olur pek insan dışarıdan fark etmeyebilir. Ama girin, kurcalayın. Biraz daha siz girdiğiniz zaman açılacaktır size. Bakın, biraz girdiğiniz için buradasınız. Biraz daha girseniz kim bilir nerede olacaksınız. Bu manada hizmet
kimsenin tekelinde değil ki. Bak bir sonraki madde buradan dolayı çıkacak bir soruya da cevap verecek. Ama burada şimdi biz kendi sorumluluğumuz gereği asla şu rahata kapılmamalıyız. Burada bir iş yürüyor, 3-5 tane insanın sırtında, tamam makine gibi işliyor. Ben ne yapayım? Ben sadece gelip gideyim, artık bana ne düşerse, benden bir şey istenirse onu yapayım. Böyle dememeli. Bazen sormalı, soruşturmalı. Çünkü bazen Allah'ın kulları ihtiyaç halindedirler. Bunu asla maddi için, iş için söylemiyorum. Buradaki hizmetin tamamı için söylüyorum. O kendilerindeki istignadan dolayı kimseye bir şey demiyordur. Ama adamsızlıktan adamın burnunun direği çatlamıştır da senin haberin yok. Bir iş yapılacaktır, oraya bir adam lazımdır. Sen de o işin adamısındır, sen yapabilirsindir. O söylemiyor, sen sormuyorsun. O manada öyle bir sıkıntı vardır ki ortada. Bir gittiğin, sorduğun zaman, hani Efendimiz aleyhissalatü vesselam Darul Erkam için, yani bir pota için bir yere ihtiyacı var. Elinin altında 15-16 tane Müslüman var o zamanlar. Hiçbirinin evi o işe müsait değil. Erkam bin Ebil Erkam gelip evim evimdir ya Resulallah diyor ya, o anda peygamberimizin sevincini bir hatırlayın. İhtiyaç o kadar üst düzeyde ki o anda atılan adım işi çözecek. Belki o anda sizin atacağınız adım inşallah Erkam'ın ayağının kaldırdığı yere ayak basmaktır. Bu böyledir zaten, böyle anlamak lazım. Ama o noktaya vardırabilmek için de sizin gelip gitmeniz, sorup soruşturmanız, sadece sizden istenilenle yetinmemeniz, biraz daha işin damarlarına doğru nüfuz etmeniz gerekir. Bu da yol ahlakıdır. Evet, şimdi beşinci maddeyi dörtle de ilişkilendirerek anlayalım. Hayır işlerini paylaşmalı, her şeyi ben yapayım, ben yapmalıyım deyip tabir caiz ise bazı işleri tekelleştirmemeli. Bu işin paylaştıkça bereketleneceğini unutmamalısın. Tekrar ediyorum. Hayır işlerini paylaşmalı, her şeyi ben yapayım, ben yapmalıyım deyip tabir caiz ise bazı işleri tekelleştirmemeli. Bu işin paylaştıkça bereketleneceğini unutmamalısın. Şimdi dördüncü maddeyle bu maddeyi beraberce okuduğumuz zaman daha iyi anlarız. Bazen böyle bir sıkıntı da var. Sözüm meclisten dışarı olsun ama var. Yolda, yolculukta var. Mesela bir kardeşimiz bir iş yapıyor. İstiyor ki her işi de o yapsın. Her işte bir şekilde onun parmağı olsun. Mesela bu güzel bir şey. Hayırda yarışma adına çok hoş bir şey ama arkada da başka kardeşlerimizin olduğunu unutmamamız lazım. Bazen bu işi paylaşmalıyız. Hatta bazen hiç alakalı değil, mesela bir kardeşimiz. Biz de o işin sahibiyiz. O işin sorumluluğu bizim elimizde. Biz ona o alanı açmalıyız. Gel kardeşim, bak burada böyle bir hayır işi var. Beraberce demeli. Onu o işin içerisine dahil etme adına eldeki o hayırlı işi paylaşmalıyız. Yoksa tekelleştirirsek, biz bu işin sahibiyiz. 30 sene sonra inşallah yine buradayız. 30 sene sonra sen ben bizim oğlan. Olmaz ki. Sen ben bizim oğlan, tamam biz yine başka bir işte olalım. Çünkü yapılacak iş çok. Ama başka oğlanlar da gelsin buraya. Başkaları da bir işin ucundan tutsun, biz de başka bir şey yapalım. Bir işi yaptık, bir noktaya kadar geldi, biz çekilelim, oraya başka kardeşlerimiz gelsin. Hep orası benim, hep ben orada olmalıyım. 50 senedir aynı vakfın yönetim kurulu. Olmaz ki bu. Bu yanlış bir şey. 3-5 sene ben yapmalıyım, sonra demeliyim ki ben gideyim, başkası gelsin. Görevi bırakmayı da bilmeliyim. Görevi nasıl alma adına, sorumluluk adına bir şey yapıyorsam bunun bir bayrak yarışı olduğunu bilmeliyim. Bunu ben taşıdım, koştum bir noktaya kadar getirdim ve işin en zirve hali alkışlar, taltifler, o biçim, o anda
ben orayı bırakmalıyım. Bakın ben bunu kendi nefsime de söylüyorum ve inşallah göreceksiniz, en zirve halinde ben kürsüyü bırakacağım, sizden af dileyeceğim. Çünkü ben ölene kadar bunu yapmam, yapmamam da lazım. Bir şekilde benden sonrakilere bu işin önünü açmak durumundayım. Ben ölene kadar burada olsam siz belki de içimizdeki nice kardeşimizden mahrum kalacaksınız. Ama ben ölmeden bu işi arkamdan gelecek bir insana bırakmalıyım ki o insan da bırakmayı bilmeli. Şimdi ne yapıyoruz biz? Hayırlı iş, rantı fazla, yarın öbür gün burada da aynı şeyler olacak. Ben torunumun vakfa girmesinin hesaplarını yapıyorum. Oğlum zaten girecek o yönetim kurulunda da, bir de torunum gelecek. Torunumun dahi hesabını yapıyorsam eğer, ben yarın Allah'a ben nasıl hesap veririm? Bu bir hayır işidir, sorumluluk işidir. Bir evden bir kurban yeter diyen Ömer'in yoludur. Eğer öyleyse bu manada paylaşmayı da bilmeli. Bir iş bir noktaya, kemale doğru yürüdüğü zaman arkadaş tamam bu iş şimdi senin, ben başka bir yerdeyim deyip bu manada da sorumluluğumuzu bilmeliyiz. Dolayısıyla yolun ahlakı adına konuşacağımız en önemli maddelerden bir tanesi de budur. Ben özet özet geçiyorum, siz zaten altını dolduracaksınız. 6. Belki en başa alacağım şeyi en ortada söyledim ki şimdiye kadar söylediklerim bir zemin olsun. Şimdi biraz daha ağır bir şey söyleyeceğim, onun üzerine iyice bina edilsin. Çalışmalara nefsini karıştırmamalı. Nefsin arzu ve isteklerini dava diye sunmamalı. Sadece kendi fikirlerini mutlak doğrular kabul edip herkesi kendin gibi düşünmeye zorlamamalısın. Bir daha tekrar ediyorum. Çalışmalara nefsini karıştırmamalı. Nefsin arzu ve isteklerini dava diye sunmamalı. Sadece kendi fikirlerini mutlak doğrular doğru olarak kabul edip herkesi kendin gibi düşünmeye zorlamamalısın. Bu da önemli bir şey. Nefis acayip bir şey. Sizin de şikayetiniz var ondan, benim de şikayetim var. Öyle insana telkinlerde bulunur ki bazen siz bile onun oyuncağı olduğunuzun farkında olamazsınız. Bazen ben buradan ashab-ı kiram efendilerimizi anlatırken o korkuyu hep yaşıyorum. Diyorum bir sahabe efendimizi anlatıyorum ama acaba arkadaşlar, beni dinleyenler oradan benim nefsime de bir şey mi mal ederler? Orada o şahsı anlatırken kendi nefsimi mi anlatıyorum acaba? Ben bu korkuyu hep yaşıyorum. Hep de yaşamalıyız. Çünkü hiç farkına varmadan aslında bir gün Hazreti Ömer'i anlatırken, bir gün Abdurrahman İbni Avf'tan bahsederken kendinizi anlatıyorsunuz. Şeytan size öyle süslü laflar söyletiyor ki siz o anda bile farkında değilsiniz. 5 sene sonra o filmi izlediğiniz zaman farkına varıyorsunuz. 5 sene sonra eğer hakikat adına bir yoldaysanız ve halen muhasebenizi devam ettiriyorsanız, dönüp geriye kendinizi dinlediğiniz zaman ben o gün o sahabe efendimizi anlatırken aslında ben kendi nefsimi anlatmışım deyip kendinize hayıflanıyorsunuz, kendinizi kınıyorsunuz. Nefis böyle bir şey. O insana her daim kötülüğü emreder. O halde biz istişare ediyoruz. Bir mesele konuşuyoruz. Mesela konuşacaklar yakın bir zamanda Mehmet Kaman kardeşimiz ve diğer arkadaşları, ekibi. Muhammed Hamidullah kürsüsü diye bir şey oluşturmaya çalışıyoruz. Hazırlık yapmışız, gayret vermişiz, fikirler şey yapmışız. Gelip orada söylüyoruz. Şeytan o topluluğun içerisindeki kardeşlerimizden birine bir haset damarını şöyle bir kabartıyor. Ya bu kadar güzel şeyi biri söyledi, niye sen söylemedin diye haset damarını kabartıyor. O hayırlı işe karşı çıkıyor dava adına. Dava adına bir şeyler söylüyor. Aslında söyleyen o değil, söyleten belli. Dolayısıyla o anda belki biz konuşurken, o anda fikirler beyan ederken,
Söylediğimiz sözler çok güzel de olabilir ama alttan alta bir şeyler bizi oyuyor. Farkındayız değil miyiz bilmiyoruz. Ama teyakkuz halinde olsak o anda yüreğimize gelen o şeyin dava noktasında, hizmet noktasında bir ızdıraptan dolayı mı, şeytanın bir telkininden mi dolayı olduğunu muhasebeyle çözebiliriz. Eğer biz bu manada ızdırabımızı daim bir hale getirir ve gerçekten sorgularsak Allah'ın izniyle biz o anda Allah adına ve Allah namına konuşuruz. Bazen acıtsa da bazen zorlasa da kendimizi bu manada ikna edebiliriz. Bir de şunu anlamamız lazım. İstişare demek dediğimiz mesele ki meşveret bizim dinimizin bize yüklediği en önemli sorumluluktur. Asla bir noter müessesesi değildir. Bir iki arkadaş tasarlayacaklar projeyi, getirecekler. Arkadaşlar tasdik edin, yarın bu iş yapılacak. Bu istişare değil. İstişare nedir? Bir iş yapılacak. Yapılsın mı, yapılmasın mı? Yapılacaksa nasıl yapılsın? Yapılmayacaksa niçin yapılsın diye bütün meselenin konuşulmasıdır istişare. Yoksa asla bunu bir noter olarak anlamayın. Ama bu manada bir olgunluğa gelmesi de bütün istişare heyetinin gerçekten ortak vereceği kararla yapılacak bir şeydir. Yapıldı, karar verildi. O istişare heyetinde 12 tane insan var. 8 tanesi olsun dedi, 4 tanesi olmasın dedi. O 4 tane insan olsun demiş gibi kendini kabul eder. Yarın o iş olumsuz olduğu zaman eğer bir Müslüman halen şunu diyorsa o istişareyi anlamamış. Ya ben o gün olmasın dedim, bak olmasın fikrimi kabul etmediniz, bakın ne geldi başınıza. Bunu kim diyor biliyor musunuz? Diyeyim mi? Diyeyim tabii. Ali İmran suresinde münafıklar diyor. Münafıklar diyor, bizi dinleseydi eğer peygamber Uhud'a çıkmayacaktı. Ne dediler? Çıkmayalım dediler. Aslında onların aklında başka bir şey var. Resulullah'ın fikri de çıkmamak ama gençler çıkalım diyorlar. Resulullah da tamam dedi, çıkalım dedi. Çıkıldı ve başa o geldi. Bitti. Başa ne gelirse, Hamza'yı Uhud'un meydanında şehit olarak versek bile, ya ben o gün orada onu dememiştim, ben dediğimi deseydiniz, yapsaydınız başınıza bu gelirdi demeye hakkımız yok arkadaş. O iş bitti. Şimdi orada 8 tane insan evet dedi, 4 tanesi hayır dedi ama o toplantı bittiği anda 12 insan da evet demiş gibidir. Ve hiç kimse kalkıp da o 4 tane insana da taltifte bulunmaz, kınamada da bulunmaz. Yarın o iş olumsuz olarak bize geri döndüğü zaman da o 4 tane insan şöyle koltuklarına yaslanıp da ben neymişim, bak benim dediğimi yapmadınız da başınıza bu geldi deme hakkına sahip değildir. Bu istişarenin, bu ekip çalışmasının bize yüklediği en önemli sorumluluktur. 7. Bulunduğun yerin hakkını ödemeye çalışmalı. Hizmetin büyük bir nimet olduğunu unutmamalı. Yapılan işi bir meslek olarak değil, bir vazife olarak görmelisin. Bulunduğun yerin hakkını ödemeye çalışmalı. Hizmetin büyük bir nimet olduğunu unutmamalı. Yapılan işi bir meslek olarak değil, bir vazife olarak görmelisin. Mesela içinizden bazı kardeşlerimiz vakıf çalışanıdır. Onlar da bu işi bir meslek olarak görmemeli. Bu bir meslek değil, bu bir vazifedir hepimiz için. Hepimiz de her an bulunduğumuz yerin hakkını ödeme adına gayret içerisinde olmalıyız. Şunu hep diyelim, ben bu işin adamı değilim. Bunu hep diyelim, bunda bir mahsur yok. Ama bunu dediğimiz zaman ben orayı terk edelim noktasına işi götürmeyelim. Evet adamı değilim, adamsızlıktan millet beni adam bildi ama ben şimdi orada adam olma adına gayret etmeliyim noktasındayım. Ben o işin adamı değilim deyip çekilsem, ötekisi çekilse, berikisi çekilse kim yapacak?
Ben oradayım, o işin adamı değilim ama o işte adam olma adına gayret içerisinde olmalıyım. Bütün ızdırabımız, sıkıntımız, gayretimiz bu noktada olmalı. Vakıf çalışanları olarak kardeşlerime bir iki sözüm var. Hep söylüyorum ama bazen tekrar etmekte fayda var. Hani İmam Hatiplerin dilinden düşürmedikleri bir tekerleme var ya. Et tekraru ahsen velev kâne 180. Tekrar etmek iyidir 180 kere bile olsa. Çalışanlarımızın hepsi elhamdülillah şu anda herhalde sayı 30'u geçmek üzere, daha tam rakamı bilmiyorum. Haberi artıyor, Allah yardım etsin. Hepsi kendilerini Musa'nın annesi olarak bilmeliler. Ne demek Musa'nın annesi olmak? Hazreti Musa çocuğunu doğurdu. Firavun bir emir vermiş, İsrail oğullarından doğan bütün erkek çocukları boğazlanacak. Tuttu sandığa koydu, Kur'an'dan bir ayet bu, Kur'an'dan bir bölüm ve Nil'in sularına bıraktı. Sandık gitti, Firavun'un hanımının ayaklarının dibinde durdu, aldı onu, çok sevdi. Allah o sevgiyi onun kalbine düşürdü, getirdi Firavun'a, rica etti, dedi ki bunu biz kendimize çocuk olarak edinelim. Firavun istemeye istemeye kabul etti. Şimdi bebek, o zamanki imkanlar işte, süt emmesi lazım. O anda Mısır'da bulunan evler dolaşılmaya başlandı ki Musa'ya bir süt annesi bulunsun. Hangi eve gidiliyorsa Hazreti Musa tutuyor memeyi, bırakıyor, emmiyor. Dolaştılar. En sonunda Hazreti Musa'nın ablası dedi ki şurada da bir ev var dedi. Orada da emzikli bir hanım var. Kendi evlerini gösteriyor. Allah Hazreti Musa'nın annesinin kalbine o anda bir sükunet verdi. Öz çocuğuna kavuşuyor. O anda bir sükunetle Hazreti Musa getirildi. Hazreti Musa emmeye başladı. Ne yaptılar biliyor musunuz? Musa'nın, Firavun'un askerleri her gün Hazreti Musa'yı kendi annesine getirdiler. Emzirttiler, bir de üstüne para verdiler. Allah bir işe müdahil olursa bu budur. Vakıf çalışanlarının hepsi kendilerini böyle görmeliler. Allah insana iki mide vermiştir. Bir ruh, bir kalp. Bir bildiğimiz mide, karındaki mide. Şimdi dışarıdaki bir insan, vakıf dışında imam olmayan, Kur'an kursunda olmayan, şurada burada olmayan, İslami hizmetlerin tamamı için bu geçerlidir. Ne yapacak? Midesini doyurmak için helal lokmanın arkasında olacak. Ama eğer Allah tutmuş bir insana böyle bir şey vermişse, nur üstüne nur vermiş. Hem kalbini, hem karnındaki mideyi doyuruyorsun, hem ruhunun midesini doyuruyorsun. O halde o kardeşlerimiz daha bu manada sorumlu olmalılar. Ve hiçbir zaman meslek olarak görmemeliler, bir vazife olarak görmeliler. Ben bu manada içinizde olan o manadaki kardeşlerim, en başta müdürüme, Oğuzhan kardeşime, sonra Orhan kardeşime, sonra Ömer kardeşime, sonra Meser kardeşime, var mı başka? Ömer'ime, Mehmet'ime, hepsine müteşekkirim ve ben buna şahidim. Siz de şahitsiniz. Onlar bir insanın yapacağının çok çok ötesinde işler yapıyorlar. Allah hepsinden ebeden razı olsun ve o yüreklerindeki o sevgiyi, o aşkı daha da ziyadeleştirsin inşallah. 8. Çok fazla kendini dağıtmamalı, her işte ben olmalıyım diye düşünmemeli, çok şey yapma değil, yapılan işin hakkını verme adına ızdırap içerisinde olmalısın. Bir daha tekrar ediyorum. Çok fazla kendini dağıtmamalı, her işte ben olmalıyım diye düşünmemeli, çok şey yapma değil, yapılan işin hakkını verme adına ızdırap içerisinde olmalısın. Bu manada da çok şey söylenir ama söz zaten açık. Gerçekten böyle bir hastalık da var. Mesela bir bakıyorsunuz, bir insan, sizleri tenzih ederim, 50 tane cephe açmış kendine. Partide var, vakıfta var, dernekte var, cami derneğinde var, şurada var, burada var. Her tarafta da sıkıntısı var.
Yetişemiyor, yetişemez zaten. O kadar işle uğraşan adam hangi işin hakkını verir? Hangi işte gerçekten başarılı olabilir? Azalt, azalt. Onları azalt. Şunu unutma, sen olmasan hiçbir şey olmaz, hiçbir şey yıkılmaz. Ama sana tevdi edilen 2-3 görev neyse onun hakkını verme adına gayret içerisinde ol. Çünkü bu işler biraz yoğunluk meselesidir. Ne kadar zihninizi bir noktada yoğunlaştırırsanız orada Allah size bazı kapılar açar. Ve siz bazen o hizmette daha farklı bir noktada insanlara ufuk açacak bir seviyeye gelebilirsiniz. Ama zihninizi dağıtırsanız orada bir iş, orada bir iş, orada bir iş, orada bir iş, o yarım, o yarım, o yarım, o yarım, hiçbir şey yok ortada. Öyle olacağına 3 tane olsun tam olsun. 2 tane olsun adam gibi olsun ve hakkını verme adına da sen daha fazla sorumluluk sahibi ol. Bu manada adımların da daha güçlü olsun. Böyle yaparsan hem işin hakkını verirsin hem de sen yolcusun ya. Yolcu olarak da kendi hakkını da kendine teslim etmiş olursun. Dağıtırsan dağılırsın. 9. Kardeşlik hukukunu istenilen oranda tesis etmeli. Sürekli kardeşlerine dua etmeli. Saadeti kardeşinin yanlışında değil, doğrusunda aramalı. Alkış, taltif, şan, şöhret beklememelisin. Kardeşlik hukukunu istenilen oranda tesis etmeli, sürekli kardeşlerine dua etmeli. Saadeti kardeşinin yanlışında değil, doğrusunda aramalı. Alkış, taltif, şan, şöhret beklememelisin. Çok beğendiğim bir söz var. Bilmiyorum siz beğenir misiniz bu sözü? Ama biraz üzerinde düşünmemiz gereken bir sözdür. Üstad Bediüzzaman'ın sözü. Diyor ki, ben beni beğenmiyorum, beni beğeneni de beğenmiyorum. Alın size bir söz, nasıl anlarsanız anlayın. Ama gerçekten bu yolun en ciddi sıkıntılarından bir tanesi bu. İnsan alkışı sever, taltif görmeyi, takdir görmeyi sever. İnsanın böyle bir özelliği var. Ama mesele bunu frenleyebilmek. Mesele yapılan işi buna bağlamamak. Eğer bu manada görünme noktasında bir arzumuz yoksa ve ihlas üzere bir şeyler yapabiliyorsak, yapma adına gayret içerisinde olursak Allah'ın izniyle Allah o işi zaten zayi etmeyecektir. Ama ona kilitlendiğimiz zaman işi kaybediyoruz baştan ve iş bereketini de kaybettiği için ne kadar çok imkan olursa olsun, ne kadar çok adam olursa olsun ortaya istenilen istifade, istenilen seviye çıkmıyor. Bu manada biz bir iyilik mi var? Mesela bir komisyon çok güzel işler yaptı. Bütün kardeşlerimiz o işin güzelliğini şahsı manevi olarak o komisyonun tamamına mal etmeliler. Ben değil orada, biz varız. Biz Allah için bir araya geldik, el ele verdik. Allah da bunu bize lütfetti dememiz gerekir. Ama ben yaptım, ben ettim dersek o benliğe şimdi geleceğim 10. maddede işi berbat ederiz. Ve orada zedeleriz artık ve iş artık bir noktaya gelir ki orada o hizmeti devam ettirebilme imkanı ve zemini de Allah korusun bulamayız. 10. Ortaya çıkan hayırların hiçbirini nefsine bağlamamalı. Ben yaptım, ben ettim, ben eyledim, ben olsaydım olmazdı. Benim çevrem ile oldu, ben olsaydım yapamazdınız dememeli. Ben demenin şeytani bir haslet olduğunu unutmamalısın. Bir daha söylüyorum. Ortaya çıkan hayırların hiçbirini nefsine bağlamamalı. Ben yaptım, ben ettim, ben eyledim. Ben olmasaydım olmazdı. Benim çevrem ile oldu. Ben olmasaydım yapamazdınız dememeli. Ben demenin
şeytani bir haslet olduğunu unutmamalısın. Ben kimim ki? Biz olmasak Allah'ın dini ne kaybeder Allah aşkına? Soralım kendimize, ne kaybeder? Ben olsam ne olur, olmasam ne olur? Allah'ın dini haşa bana, sana ya da başka birine bir mi muhtaç? Biz Allah'ın dinine hizmet ettiğimiz zaman dine şeref katmayız. Allah'ın dinine hizmet ettiğimiz zaman şeref kazanırız. Allah eğer o şerefi sana tattırdıysa seni o şereften nasiplendirecektir. O ayrı bir şey. Ama sen kalkar dersen, kendini bulunmaz Hint kumaşı görürsen, ben olmasaydım olmazdı, millet benim kıymetimi bilmedi, o kadar gittim geldim yine de beni keşfetmediler, benim farkıma varmadılar, ben dersen ne olacak ki zaten? Ben neyi konuşabilirim ki? Ya da seninle nasıl ben bir yolda yürüyebilirim ki? Bunu ben de yapsam, sizden biri de yapsa tehlike aynı tehlikedir. Arkadaş, biz hiçbir şey değiliz. Eğer Allah bizi bu dinde istihdam etmişse, bu hizmette istihdam etmişse, bu bize verilmiş en büyük şereftir, en büyük nimettir, en büyük ödüldür. O halde biz bunun gereğini yerine getirme adına gayret içerisinde olmalıyız. Izdırabımız da, derdimiz de hep bu olmalı. Allah bunların hepsini inşallah anlayıp algılayan, hayatlarına taşıma adına da gayret içerisinde olanlardan kılsın bizi. En başta beni, hem yolun ahlakına, hem yolculuğun ahlakına, hem yolcunun ahlakına riayet edenlerden etsin. Sonra da sizleri eylesin inşallah. Ve hiçbir zaman nefis her şeyden edna, hizmet her şeyden âlâ düsturunu, ilkesini bizlere unutturmasın. Mevla nasıl burada başladıysa bir yolculuk, sonuna kadar da hayırla götürsün. Sizin elinizle, sizin vesilenizle, sizin gayretinizle Allah'ın dininden mahrum olan binlere, milyonlara bu mesajı ulaştırsın. Ve inşallah ihlas üzere yapılan bu hizmeti, bu çalışmayı daha da ötelere götürmeyi, taşımayı hepimize nasip eylesin. Eğer kırdımsa, ineledimse, bazı yerlerde ineledim. Ama iyi ettim bence. O iğneler çünkü benim nefsimeydi de. Yine de helallik istiyorum sizden. Hakkınızı helal edin. Beraberce yürüdüğüm için ben sizlerden razıyım. İnşallah sizler de benden razı olursunuz. İnşallah işin neticesinde de Allah hepimizden razı olur. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.